Geçtiğimiz yıl seyircisiyle buluşan The Boys, anlattığı hikaye, karakterleri ele alışı ve türün içerisindeki farklı tonlaması sebebiyle hem çizgi romanlardan bilenleri hem de yeni baştan bu dünyaya girenleri kendisine çekmişti. Dizinin beklenen ikinci sezonundan yeni bir tanıtım gelmişken biz de eksik kalmayalım dedik ve ikinci sezonda diziye katılacak olan yeni süper için sorduk. Stormfront kimdir? Stormfront'un anne karnında karışım 5 deneyine tabi tutulan ilk süper olduğu düşünülmektedir. Nazi Almanya'sında Hitler'in görüşleri etrafında 2. Dünya Savaşı'nda bir süper asker olması için yetiştirilir. Ancak bir noktada Hitler kendisinin öldürülmesi gerektiğine karar verir ve gizlice Amerika'ya kaçırılması gerekir. Buna rağmen içine doğduğu görüşleri arkasında bırakmaz. Beyaz üstünlüğünü savunan ırkçı bir karakter olarak karşımıza çıkar. Amerika'ya gelişinden The Seven'ın alternatifi süperlerin grubu Payback'e katılışına kadar neler yaşadığı belirsizdir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından oluşturulan Volt Industries'in kendisini Payback'e katılmaya davet etmesiyle tekrar ön plana çıkar. Payback, Volt Amerika'nın oluşturduğu ikinci en popüler süper kahraman ekibidir. Aynı zamanda tabii The Boys içerisinde Avengers'ın bir parodisi olarak görünürler. Stormfront bu teklifi kabul eder. Payback içerisinde yer aldığı dönemde süper kahramanlığının yanında dünya çapında itibarlı bir kurumsal görevli olarak öne çıkar. Kişisel geçmişi halka anlatılmak için değiştirilir. Stormfront artık Nazi Almanyası'nın bağrından kopmuş bir süper değil, reenkarne olmuş bir Viking'dir. Hava durumuna müdahale edebilme yeteneği ve elektriksel güçleri de bu geçmiş hikayesini destekler. Süper insan kuvveti, derisinin sağlamlığı, uçma gibi süperi süper yapan bazı standart güçlerin yanında vücuduyla elektrik akımını kontrol edebilir ve herhangi bir uzvuyla iletebilir. Ayrıca hava şartları üzerinde de kontrolü bulunur. Bunların yanında etkili ve baskın bir lider olarak görülür. Nitekim insanların üzerinde korkuyla tahakküm kurması bir süre sonra onu ekibi için bir tehdit haline getirir. Stormfront'un kontrol edebilmek oldukça zorlaşmıştır. Aryan olmayan tüm ırkları aşağıda gören, çizgi romanlarda onlara karşı sık sık ırkçı nitelemelerde bulunan Stormfront'un herhangi bir farklılık veya çeşitliliğe de tahammül edemediği görülür. Kayda değer suçları arasında cinayetin yanında nefret suçu, istismar ve psikolojik şiddet en başta yer alır. En büyük zayıflığı ise nedeni belirsiz bir kör kalmak, görememek korkusudur. Bu da kendi içerisinde ayrıca bir ironi oluşturur elbette. Dizideki Stormfront ise çizgi romandakinden biraz daha farklı bir portre çiziyor. Tanıtım filminden anlaşıldığı kadarıyla Stormfront, liderliğini ortaya koymak ve insanlarını kontrol edebilmek için korkudan ziyade sosyal medyayı kullanacak. İğneleyici yorumlarıyla hem yedilerin hem de bizim çocukların bayağı bir sinirini bozacak. The Boys'un ikinci sezonunda Translucent'ın yerini doldururken izleyeceğimiz Stormfront, bütün bu ırkçı duruşuna rağmen Homeland'a karşı koyabilecek en güçlü süper ünvanıyla diziye renk atacağı benziyor. Özellikle Englander takma ismiyle yola koyulan Norse mitolojisinin güçlü temsilcisi Thor'un parodisi bir beyaz ırkçının saçmalıklarını izleyebilecek olmak diziye karşı sabırsızlığımızı arttırıyor. Dünyaca içerisinde bulunduğumuz xenofobik iklimde böyle bir tarzın bir çeşit rahatlama imkanı sunması ile karakteri canlandıran Aya Keş'in mükemmelliği de cabası. Buradan sonra söz sizde geyikler. The Boys'un ikinci sezonu için heyecanlı mısınız? Stormfront hakkındaki görüşleriniz neler? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı ve sonraki Kimdir bölümleri için tavsiyelerinizi de iletmeyi unutmayın.